Merhaba arkadaşlar, ben Muhammed. Kanalıma hoş geldiniz. Mustafa Birlikte Age of Star 2'nin yeni bir bölümüne daha karşınızdayım. Age of Star 2'de Uganda ile oynayacağız arkadaşlar. Kanala abone, videoya like atmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Bir kardeşimiz yazmıştı Uganda ile oynar mısın diye. Ben de oynarım dedim. Zaten oynayacağım. Görmüş olduğunuz gibi ayarlarımız bu şekilde, hızlı bir şekilde başlayalım. Uganda ile oynayacağız. Ayarlarımız bu şekilde demiş olduğum gibi. Uganda ile arkadaşlar Doğu Afrika'yı reformlamaya çalışacağız. Bakalım Doğu Afrika arkadaşı istedikleri şu. Tanzanya, Kenya ve Sudan, Güney Sudan'ı almamızı istiyor. Şimdi bunları tabii de yapacağız. İlk başta vergi gelirimizi, yatırımlarımızı falan hepsini ayarlayalım biz ki sıkıntı çekmeyelim. Şimdi bunları hepsini şu şekilde yaptık. Teknoloji puanlarımızı vereceğiz arkadaşlar. 10 puan education'a vereceğiz. Atak puanına verelim bayağı bir. Atak ve defans bonusunu arkadaşlar fulluyoruz. Bunlar bizim için önemli şeyler çünkü. Hemen buradan bastık, fulledik. Şimdi ekonomiye 20 puan yapsam gayet iyi olacak. 20 puan benim için ideal bir şey. Population'ı 10 yapalım şu anlık. Şunu 10 yapalım. 10. Sen de 10 yaparsam gayet iyi olacaktır. Sana 5 veririm. Sana da 5 veririm. Sen de hatta fulleyim. Tamam, tamamdır. Şimdi arkadaşlar tur atlıyorum ben şu anda. Görmüş olduğunuz gibi. Hemen şuradan arkadaşlar ordularımızı basalım. Şuradan ben ordu bastım. Gayet iyi oldu. Hemen buradan arkadaşlar kalelerimizi kuralım. Hızlı bir şekilde kuruyoruz. Şey yapacağım çünkü. Direkt Güney Sudan'a saldırarak şey yapacağım. Bitireceğim aslında. Aslında ben direkt şey yapalım. Demokratik Kongo, Tanzanya. Bunlarla ilişki gelişme bizim için iyi bir şey. Ve Kenya. Bunlarla ilişki geliştirelim arkadaşlar. Tanzanya, Kenya ile ve şunlarla arkadaşlar ittifak kurmayacağım. Çünkü bunları ben alacağım Güney Afrika için. Güney Afrika, evet. Doğu Afrika lan, ne Güney Afrika. Doğu Afrika'yı reformlamak için arkadaşlar şu şekilde basıyoruz. Hemen buradan arkadaşlar şaftlarımızı kuracağız. 3 seviye şaft var zaten. 1 seviye burada var, 1 burada var, 0 1 0 var. Şimdi arkadaşlar hemen buradan bayağı bir şaft üretmemiz gerekecek. Üretme değil, bayağı yapacağız. Buradan arkadaşlar bastık abi. Bu arada ben şey yapmayı unuttum. Yatırım yapacağız çünkü. Yatırım önemli bir şey arkadaşlar küçük devletlerde. Ekonomide hemen buradan yatırımımızı bastık. 2 milyon ekonomiye ulaştığımız zaman gayet iyi olacaktır. Benim için öyle bir şey. Şu anda arkadaşlar 1 milyon paramız oldu. Hemen o 1 milyonu da yatırıma tekrardan basıyoruz. Ekonomi yatırımına. Tamamdır. 2 milyona yaklaştık. Biraz daha basalım. 2 milyon olsun tam bir. 2 milyon ol, ben de rahatlat biraderim, haydi lan. Olmadı, bir daha basalım, bir daha basalım. 2 milyon oldu sonunda. Tanzanya ile şu anda biz ittifak kurabiliriz aslında arkadaşlar. Gayet iyi olur değil mi? Bak deneyeceğiz arkadaşlar türlü. Tamam, Tanzanya ile ittifak kurduğumuz iyi oldu. Bize saldırmaz, kendimize bu şekilde sağlam alarak işimizi sağlam alıyoruz şu anda biz. Şu anda biz onu yapıyorum ben. Biz arkamızı sağlama alalım, sonra zaten Tanzanya'ya elbet bir gün saldıracağız biz zaten. Shaft kurmaya devam ediyoruz, workshop kuralım. Başkente bir adet libari, bir adet workshop, bir adet farm. Bunlar önemli şeyler. Bizim için, küçük bir devlet için önemli arkadaşlar. Biz küçük bir devletiz. 1 milyon para istiyor 4. seviye kale için, ama onu bastım arkadaşlar şu şekilde. Biraz daha para lazım. Onun için ordu basacağım çünkü. Bastım orduları. Gayet iyi oldu. Biraz da şaft falan filan olursa gayet iyi olacak. Ama hemen şuradan ordulara basalım. Git buraya. Biraz da şaft kuralım hatta her yere. Şaft önemli bir şey. Şaft, şaft. Sana da şaftına da idline. Tamamdır arkadaşlar, kurduk. Gayet iyi, gayet iyi. Hızlı bir şekilde artık şaft kurduğumuza göre artık belki hızlı bir şekilde yaşıyor. Kaynaklarımız artar. 3 milyon paramız oldu ama hala ben şey yapamadım. 10 milyon. 10 milyon ne lan? 10 milyon arkadaşlar şey oldu. Anladınız siz, şey oldu 10.000. İleri git şu şekilde, bakalım ne olacak. Oraya alamazsın, oraya alamazsın, oraya ben seni alırım. Ben seni alırım. Çünkü sen hiçbir şeysin benim için, anladın mı? Geriye. Şu daha son iki toprak alalım o zaman, senin başka toprağın kalmadı çünkü, anladın mı? Düş artık, tamam düştü. Hızlı bir şekilde arkadaşlar düşürdük Güney Sudan'ı. Evet, Güney Sudan'ı düşürdük. Böyle bir toprak alın, ben hayatımda ne gördüm ne duydum arkadaşlar. Direkt şuradan arkadaşlar elimle seçeceğim. 8 puanım kaldı, 3 puanım kaldı, 3 puanla hiçbir şey yapamam. Şuraya alabilirim fazla, onu da almayacağım zaten. Tamam, buradan arkadaşlar gönderdik. Tamamdır, şuradaki 5000 orduyu getir, şunu getir. Şurada 10.000 ordu kalmış, hemen bunu da getir arkadaşlar. Gelmedi, neyse kalsın. 10.000 değil lan. 1000 mi ordu mu?
Ha pardon, 1000 ordu kalmış orada. Ben 5 lan 10.000 ordu kalmış harbiden lan. Şimdiki 24.000 ordumuz var burada arkadaşlar. Şu şekilde bakalım, burada bir 100.000 ordumuz var. Hemen şu 100.000 orduyu tekrardan sınıra çekeceğiz. Ve arkadaşlar Doğu Afrika'yı reformlamak için bizim için önemli bir toprak alımı yaptık. Tamamdır arkadaşlar, ekonomimiz ne kadar oldu? 2.5 milyon, tamamdır. Ne kadar seninle ateşkesimizin süresi var? O 26 tur daha var arkadaşlar. Hemen şu 100.000 orduyu da şunun sınırına gönderelim. Uganda değil. Sen ne kadar güçlü olabilirsin ki en fazla? Ana yanlışlıkla tur atladım. Anam ben kale yapmayı unuttum. Ben bittim arkadaşlar. Ben bittim şu anda. Bakalım ne olacak? Başkentini alsam, şuraya alsam, buraya alsam. Tam o sırada ben zaten kaleyi güçlendiriyorum arkadaşlar. Buraya alsam, buraya alsam. Başkentini alsam aslında sen düşersin, biliyor musun? Şu şekilde arkadaşlar bütün orduyu bilerek başkentine gönderiyorum ki alsınlar. Kalesi var diye kendisine güveniyor arkadaşlar. Kalesine güveniyor. Kendisine güvenmiyor bu. Kalesine güveniyor ve düşeceksin. Yüzeyi düşeceksin. Bana karşı direnme şansın yüzde çok az. Tamam, düştün. Zaten bir toprağını alır aramız, iki toprağını da düştü. Tamamdır. Aldık. Çok iyi. Şu anda buna arkadaşlar toprağı bayağı değerli olduğu için 3 milyon şeye ulaştık. Her yerden kaynak geldi yani, anladınız. Zaten biliyorsunuz ben eğitim videosu çekmiyorum ben burada. Çekebilirim isterseniz, benim için zor bir şey değil. Evet. Güneş Sudan'ı almıştık. Şimdi Burundi'yi de alıp arkadaşlar bitiriyoruz. Burundi'yi de alıp Tanzanya'ya girmeden önce Kenya'ya giriyoruz. Kenya'dan sonra aslında ben direkt Doğu Afrika'yı mı reformlasam, yoksa buradan Central Afrika Orta Afrika Cumhuriyeti'ne mi saldırsam? Aslında biz kendimizi ne kadar geliştiririz? Darfur ne oğlum? Sen kimsin? Kendimizi ne kadar geliştirirsek arkadaşlar o kadar iyi. Bence öyle bir şey yap. Çat mesela çok düşükmüş. Biz şu anda aşırı derecede güçlüyüz arkadaşlar. Bu ne lan? Ha, o ben değilim, pardon. Kendimi şaştım arkadaşım. Hemen buradan arkadaşlar basıyoruz tekrardan. Şimdi arkadaşlar sana savaş ilan ediyorum ben. Gel buraya. Düşmen gerek değil mi? Alamazsın. 3 seviye kalelerim var benim orada. Düştü arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Hemen buradaki toprağını da alıyoruz. Burundi'yi de tarihe gömüyoruz. 4 milyon ekonomi ile 2 toprak, 4 milyon ekonomi gayet iyi. Hemen buradan arkadaşlar gidiyoruz. Hemen buradan arkadaşlar ordularımızı basmaya devam ediyoruz. Lan oğlum eğer bastım ordu 10.000 ordumu basıyor, anlamadım ki ben. Şimdi sen ne kadar ekonomin var? 80.000. 80.000 ekonomi, 10.000 ordu bayağı az. Aşırı derecede az. Hemen oraya arkadaşlar bir 30.000 daha gönderelim en iyisi biz. Orada kalsın hatta 30.000 ordu. 17.000 daha bastık. Bastım oraya, 10.000 daha gönder. Yeterli. Bence yeterli. Deneyeceğiz zaten arkadaşlar. Biz denemekte hiçbir şey yapmıyoruz zaten. Tamam, bastım. Tamamdır arkadaşlar, hemen şuradan kalelerimizi de geliştirelim. Bu arada kale önemli bir şey. Kaç defa söyleyeceğim hala bilmiyorum ama kale önemli yani. Bunu anlatmaya çalışıyorum ben. Tamamdır arkadaşlar, şu şekilde bitmiş sayılır artık. Tamamdır. Saat tam bitti ya. Şuradan hemen ekonomiden 3 milyon zaten paramız olmuş. Neyse ya. Ne, hemen buradan savaş ilan ediyoruz. O değil lan, Güney Sudan'ı tarihe gömüyoruz. Evet, Güney Sudan artık yok. Güney Sudan diye bir dünyadan yok oldu. Şimdi geldik. Neye geldik arkadaşlar? Orta Afrika Cumhuriyeti'ne geldik. Ben direkt Kenya'ya saldırmayacağım. Aslında saldırsam yine alabilirim. Ama ben yine de işimi garanti almayı severim. Hatta garanti falan yoktur lan. Direkt ben Kenya'ya dalıyorum. Dalıyorum arkadaşlar. Ama tabii ki de bu bölümde değil arkadaşlar. Bir sonraki bölümde. Farklı bir devletle oynamayı istiyorsanız arkadaşlar yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.